Geçtiğimiz günlerde Netflix'te Kübra diye bir dizi yayınlandı. Fark ettiniz mi? Ha, şeyden diyorum, belki pavyon merakınızdan dolayı gözünüzden kaçmış olabilir. Koca memleket bir dansa, pavyona düştü ya. Ama şimdi ayıptır söylemesi, kaliteli bir diziden konuşmak istiyorum. Hani neyin ayıp olup olmadığını ben artık karıştırdım da. Çünkü nerede bir seviyesizlik, nerede bir ahlaksızlık, ona tav oluyorsunuz da ona binaen. O yüzden az önce kullandığım kalite kelimesinden dolayı herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın, ağzımdan kaçtı. Bundan dolayıdır ki benim bu diziyi şöyle anlatmam lazım. Kübra. Kübra yıllardır özel davetlere giden, konsodan bozma bir dansözdür. Ve işte karşınızda dansöz Kübra. Kübra yıllar önce ona para sıkıştıran babası yaşındaki bir adamla birliktedir ve... Tamam, biz neyse, beklentileri değil de gerçekleri anlatalım. Evet, Afşin Kum'un aynı isimli kitabından uyarlanan bu dizimizin adı Hakan, Atiye, Fatma derken... Şimdi de... Kübra. Bir dakika, Çağatay Ulusoy değil mi o ya? Evet, yine Netflix ve yine Çağatay Ulusoy. Netflix artık kamu kuruluşu gibi oldu, farkındaysanız. Orada oynayan oyuncular da maşallah 657'ye tabi devlet memuru gibi. Hangi diziyi filme açsanız ağzınıza ağzınıza aynı oyuncular fışkırıyor. Memleketin tiyatroları kibrit fabrikası gibi çatır çatır oyuncu basıyor. Ama canına yandımının sektöründe sanki oyuncuya kran girmiş gibi hep aynı oyuncular yıllardır otobüslerde servis edilen kek gibi servis ediliyor. Ama Çağatay Ulusoy da bugüne kadarki en iyi oyunculuğunu sergiliyor mu? Ha, o ayrı, sergiliyor. Ama bu Çağatay Ulusoy nerede çalışıyor? Sanayi sitesinde bir torna atölyesinde. Ha, niye? Bu tiple kağıt toplayıcısı olduğuna inanıyorsunuz da. İşte bu çok inandırıcı castingimiz dizinin en başında kaza yapan ve yanan bir arabadan bir çocuğu kurtarıyor. Ve bu şekilde tam da kendisini özel hissetmeye başlarken bir de üzerine telefonunu yüklediği Soltaş diye bir uygulamadan hiç tanımadığı Kübra diye birinden sen başkasın diye bir mesaj geliyor. Evet, başka bir erkek olsa senden bir nuhut at da görelim bakalım farklı mısın değil misin diyebilir, ama bizim karakterimiz ne yapıyor? Gayet efendi efendi yazışıyor. Evet, siz namussuz erkek seversiniz ama... İşte daha sonra Kübra kalbinin sesini dinle, aklının mührünü çöz falan deyince karakterimiz yahu he he deyip uygulamayı siliyor, ama daha sonra torna atölyesine gidip çalışmaya başladığında uygulama tekrar yüklenip ekranda da kazadan ve kaderden kaçılmaz yazıp da dışarıda iki araba birbirine girince oğlan da diyor aha. Tövbe estağfurullah. Bir arkadaşlık uygulamasından vahiy geldiğini düşünüyor. Ama lütfen, adam haklı. Eğer bir uygulamadan gelen bir konumla dağ başına çıkıp karanlığı dinle sesimi duyacaksın mesajı gelip üstüne de bütün şehrin ışıkları sönüp de sadece bir caminin ışığı yanarsa ve o esnada da ezan okunursa ben de bir tövbe bismillah derim. Siz de demez misiniz? Gerçi koca şehrin ışıklarını kesmeye gerek de yok. Zaten sosyal medyada yazan her şeye inanan bir toplum değil miyiz? Bakın mesela, vay efendim, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı neden uçuyormuş da mikrofon neden yere düşmüş? Aslında burası bir film stüdyosuymuş ve bugüne kadar hiç uzaya çıkılmamışmış. E işte Twitter'da, X'te bunu yazanın altına ya evet evet hakikaten evet diyen tonlarca andaval var. Bir de şey var, aslında dünya düz, ben böyle tava gibi, kıtalar da üstünden yüzen böyle patates gibi. İşte o tavanın dışı komple kar kaplı, orada da reptilyanlar yaşıyor. Kimler? Ha, reptilyanlar. Tabii. Obama yok mu Obama? O da reptilyan. İşte onların dışı insan, içi kertenkele. İnsan gibi yiyorlar. Kertenkele gibi. Of, bir dil atıyor onlar o. Yani diyorum ki, uzaya çıkıldığına inanmayan adam Obama'nın içinde kertenkele olduğuna inanıyor. Ha, bir delinin attığı taşla. Öbür deli de burada. Onların izlediği dizileri eleştiriyor. O yüzden dizi çok mantıklı. Peki ailesi inanıyor mu bu adama derseniz? Meğerse madem Mesih gibi bir şey yapacağız, o zaman saçı da uzun olsun denilen karakterimizin kız kardeşi hasta olan babasını bırakıp erkek arkadaşıyla fingirdemeye gitmiş. Tam da o esnada da babası yerde hık diye gidince işte o günden beri vicdan azabı yapıp tam da Kübra abisine yazmaya başlayınca yüksek bir yere çıkıp atlayacak. Tövbe estağfurullah. Allah kızla konuşmaya başlıyor. Nasıl konuşuyor? İşte gökyüzünden iki tane yeniçeri geliyor. Ha yok, o başka dizideydim. Kızın telefonu hackleniyor. Ona da bir sesli mesaj geliyor. Dur yapma deyince bunlar hep birlikte tamam diyorlar. Tövbe haşa, Allah konuştu. Derken bir mesaj daha geliyor. Bu sefer Kübra diyor ki yatsı vakti çatı altına sığınanlar ve senin sözünü dinleyenler korkmasın.
Ve karakterimiz bu sefer bir video çekip internet üzerinden yayınlıyor. Sonra da mahallenin erkeklerini güvende olsunlar hem de beni dinlesinler diye kahvehanede topluyor. Kadınlar, çocuklar? Onlar haremlik. Ama tam da o esnada. Erkekler de mesajlar nereden geldi sana? SMS mi, WhatsApp mı? deyip gülerken şak diye elektrikler gitmiyor mu? Ve bir borazan gibi ses gelip de cam çerçeve titremeye başlamıyor mu? Ve dışarıdaki herkes de Yakamus T-245'teki gibi böyle didi dışarıda kalmış ölü taklidi yapan keçi gibi ölüyor değil mi? Yo, hiç kimseye bir şey olmuyor. Elektrik gidip borazan ötünce ha kesin bu adam Mesih deyip bütün halk artık adama inanmaya başlıyor. Hatta polis tarafından gözaltına alınan adamın serbest bırakılmasını da sağlıyor. O zaman bütün dünya basını bu adamı konuşmaya başlıyor değil mi? İngiltere'den BBC, Almanya'dan Deutsche Welle, Amerika'dan CNN International, Türkiye'den A Haber. He yo. Ha tamam, Türk kanalları konuşuyor, onda sıkıntı yok da. Dünya çok da fifi diyor sanırım. Çünkü adamın mahallesine sadece ve sadece bir tane Türk gazeteci geliyor. Ha bir de Yan Sanayi Cahreyn var dizide, o konuşuyor. Tabii az önce oyun oynamıştır. Ana avrat bölüm sonu canavarı kesip ondan sonra Allah'la konuşan adama geçmiştir. Orası öyle bir platform çünkü. Neyse daha sonra halk çok istiyor madem salalım o zaman denilen adam mahallenin halı sahasını karargah olarak kullanıyor. Hatta mahalleli de bakıyor herhalde İsrafil sura üfledi. Yakında gidiyoruz ve karakterimizin sürekli gittiği halı sahaya yardım malzemeleri göndermeye başlıyorlar. Halı sahaya. Tövbe haşa, Allah'la konuşan adamın hala halı sahada ne işi var diye sormayan halk, yağmur yağınca bu malzemelere ne olacak diye de sormuyor tabii ama o anda İçişleri Bakanı geliyor. He, Kelbi İçişleri Bakanı. Allah Allah. Bir çağrışım yaptı ama. Neyse tamam, çok yapmasın o. İşte İçişleri Bakanı da diyor ki, gel bizim liderimizle görüş. He. Gel diyor, bir tanış. Ama karakterimiz benim siyasetle işim yok deyince hadi bakalım madem öyle deyip halı sahaya polis gönderiyorlar. Öyle kafanıza göre yardım toplayamazsınız falan derken bir arbede çıkıyor ve şah mahallenin bir delikanlısı polis kurşunuyla ölüyor. Sonra bir arbede daha çıkıyor değil mi? Yo, polis birden puf böyle kayboluyor. Bir tane Allah'ın kulu ambulansı aramadığı gibi inşaatta kepçe izlercesine yerde yatan oğlanı izleyip sonra da gidip çay içiyorlar. Ve daha sonra 20 yaşındaki oğlanı 17 yaşında zanneden mahalleli 17 yaşında bir genç öldü burada. 17 yaşında. Evet, matematiği kuvvetli bu mahalleli oğlanı vuran polisin serbest kaldığını öğrenince ortalığı birbirine katıyor. Peki kim durduracak bunları derken karakterimiz bir beyaz gömlek giyiyor. Bu işin raconudur. Bir dizi veya filmde birisi beyaz gömlek giydiğinde illaki vurulduğu için o da Allah'ın emri sanırım uygulamadan geliyor. Yine vurulacağını anladığımız karakterimizi şak diye mahallenin küçük Emrah'ına vurduruyorlar. Şu çocuğa da üzülüyorum ha. Nerede bir gariban rolü varsa bu çocukta. Tamam yaşına hürmetiniz yok, kaşına var da neyse işte. Ama bir bakıyorlar ki aha adam kurşun geçirmemiş. Ve adamın gömleğini alıp bir camekan içerisine koyup sergilemeye başlıyorlar. Peki nerede? Evet. Yine halı sahada. İşte gece 9-11 maçına çıkmadan önce gömleğin başına gidip dua ediyorlar. Sonra maça girince gökyüzünden Şampiyonlar Ligi müziği geliyormuş. Ya peki bunlar olurken bütün dünya ne yapıyor kurban olduğum? Adam ölümsüz ya hani. Adam kurşun geçirmiyor ve bunu yine mahallede gezinen tek bir gazeteci araştırıyor. Ya peki polis ne yapıyor polis? Meğer onun da oğlu daha önce trafik kazasında ölmüş. Oğlanın bütün organlarını bağışlamışlar. Oğlanın kalbi bir tane hayat kadınına denk gelmiş. Bak Murat sen bunlarla gel bak şimdi gördün mü? Şimdi çıktı izlenecek bir şey. Adam da ara ara gidip kadının düğmelerini açıp oğlunun kalbinin sesini dinliyor. Ya abi sen tek amacının oğlunun kalbinin sesini dinlemek olduğuna emin misin? Çünkü kadının gömleği komple dökme kurşundan yapılmadıysa duyardın ya o kalp sesini. Ah işte Netflix ya bu. İlla bir yerden açtıracak. Neyse daha sonra karakterimizin yine yağlı saçlarıyla katıldığı kendi düğününden anlıyoruz ki meğer bu kız kocasına gaz vermek için bu düzeneği hazırlamış. Kurşun sahte, kan da tavuk kanıymış. Aha. Peki geri kalanlar? Meğer Kübra, Knowledge Unit Based Reasoning Automaton adlı bir yapay zekanın kısaltmasıymış. Neymiş? Ya bir dakika, söz konusu İngilizce olunca aman yetiş kardeş diye Netflix'in hemen çağırdığı adam dururken bize mi düşer? Buyurun,
Knowledge Unit Based Reasoning Automaton. Aa, nasıl hatırlamadınız mı bu oyuncuyu? Lütfen hatırlayalım. How could you possibly be here? Fuck! Oh my fucking god, you're a genius! I told you, it's why brilliant. Why did we go this direction instead of that direction? Heh, bakmışlar, bu dizide de İngilizce konuşacağız. Ama Beren saat olmuyor, onu anladık. Thank you very much. And you have very nice hair. Demişler ki kimi çağıralım, kimi çağıralım. Ve yine bu İngilizce konuşunca çizgi film karakteri gibi olan oyuncumuzu çağırmışlar. Ya, this is the most fascinating thing the world can ever see. Adem, how can't you? Nasıl anlamıyorsun bunu? İşte meğer bu adam yapmış bu yapay zekayı. Ama neyse ki Türkçe yapmış. İngilizce giriyor, Türkçe devam ediyor. Yep. Hello Kübra. Hello Berk. Nasıl satış feedbackleri? Ve arayüzüne kurban olduğum bu yapay zeka internete olan her şeyi hackleyebileceğini söylemiş. Ve meğer dizide olan her şeyi de o yapmış. İşte bildiğiniz tahminen 2008 model mekanik arabayı hacklemiş de kaza yaptırmış. Kardeş, Tesla mı bu? Nasıl hackledin sen bu arabayı derken hak ettiğimiz cevabı yine aynı karakter veriyor. Ya fuck it ya, gel biz işimize bakalım. Ama benim için bir dizinin her şeyden öte kendini baymadan, sıkmadan izlettirebilmesi önemli. Ve sanırım bunu Netflix'te benim adıma başarabilen ilk dizi Kübra oldu. O yüzden cidden tebrik ederim. İşte böyle alttan merakı vereceksin, sonuna kadar izlettireceksin. Bu. Ama kimileri bir bilim kurgu gibi görse de cidden eğitimsiz bir toplumun ne kadar kolay kandırılabildiğine ve o toplumun ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor dizi. Ve bugüne kadar ne çok yatay zekanın insanları çocuktan daha kolay kandırabildiğini düşünürsek, şu anda çok konuştuğumuz yapay zekanın gelecekte neler yapabileceğini göstermek adına korkutucu da bir senaryo, bir simülasyon bence. Ne demiş ünlü düşünür Yılmaz Erdoğan? Eskiden insanların telefonları vardı, şimdi telefonların insanları var. Çok da güzel bir laf değilmiş aslında.